أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين قيمتلي izleyenlerimiz Efendimiz sallallahu صلى الله عليه وسلم مدينة Münevvere'deki 10 yıllık hayatına siyer-i ne başlıyoruz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke devrinden sonra Medine-i Münevvere'ye hicret eylemiş. Coşkulu bir karavalık Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi coşku ile tala al bedru aleyna nidaları ile hep beraber eşlik ederek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i karşılamışlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Medine-i Münevvere'deki toplumları beraberce tanıyalım. Bir, Hazreç ve Evs kabilelerine mensup Yemen'den Medine-i Münevvere'ye gelmiş yerleşmiş topluluk vardı. Bunların içerisinden genellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sahiplenen Müslümanlar mevcuttu. Bunların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahiplenmeleri birinci ve ikinci akabe biatlarında biz görüyoruz. Yine Medine-i Münevvere'ye henüz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etmeden Medine-i Münevvere'ye göndermiş olduğu muallim Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh tarafından İslamiyet anlatılmış ve Peygamber Efendimiz henüz Medine-i Münevvere'ye gelmeden geniş bir kitle Hazreç ve Evs kabilelerinden Müslüman olmuşlardı. Medine-i Münevvere'de yine Yahudi toplulukları yaşıyordu. Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadir Yahudileri topluluk olarak kalelerinde, bölgelerinde, kendilerine munhasır ortamlarında Yahudiler birbirlerine akraba toplulukları olarak Medine-i Münevvere'de güçlüydüler. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye gelmesiyle beraber orada Müslümanmış gibi gözüküp Müslüman olmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına inananlara cephe alan yalnız bunu sinsice yapan bir münafık topluluğu zuhur etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde Medine-i Münevvere'nin içerisinde Hazreç ve Evs kabileleri kendi aralarında sıkıntılar kan davaları mevcuttu. Yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kardeşlik ruhunu tesis etmek İslam kardeşliği, Müslüman kardeşliğini kendi aralarında Hazreç ve Evs olarak ülfeti, muhabbeti ve güzelliği onların içerisinde kaynaştırmış ve onların muhabbetlerini kendi aralarında bir kardeş hukuku olarak görmüş ve göstermişti. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu buyururlar ki وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizler üzerine vermiş olduğu nimeti hatırlayınız. İz kuntum a'daen fe'alafe beyne kulubikum. Siz kendi aralarınızda birbirlerinize düşmandınız. Evet, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden İslam nuru kendi içlerinde henüz ışıldamadan önce Evs ve Hazreç kabileleri birbirleriyle çarpışır, birbirleriyle kardeşliği, hısım akrabalığı olmasına rağmen kan davası güderlerdi. Hmm. Ve İslamiyet'in gelmesiyle bu yerini kardeşliğe bırakmış, yerini muhabbete bırakmış, yerini Müslüman kardeşliği kisvesi altında muhabbet, sevgi, ülfete bırakmıştı. Ve Allah Celle Celaluhu فَاَلَّفَ beyne قُلُوبِكُمْ Sizin kendi aranızda kalplerinizi muhabbetle birleştirdi buyuruyor Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de. Ve bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deki bu Hazret ve Evsin kardeşliğinin üzerine yine Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirler ki bu muhacirler Mekke'de evlerini, arazilerini, yurtlarını, işlerini bazıları sevgi ve muhabbet içerisinde olduğu akrabalarını bırakarak sırf fi sebilillah için Allah yolunda Mekke'den Medine'ye dinlerini yaşama uğruna yola çıkmış hicret edenlerdi. Bunlara da Medine-i Münevvere'nin yerlisi olan ve Kur'an-ı Kerim'de Bismillah İnnellezîne amenu ve haceru ve cahadu bi enbalihim ve anfusihim fi sebilillah. Muhakkak ki o kimseler var ya, onlar iman ettiler. Ve Allah yolunda malları ile, canları ile cihad ettiler ve hicret ettiler. Vellezine a ve nasaru. Bir de bu Allah yolunda malları ile, canları ile hicret edip cihad edenlere yerlerini, yurtlarını ve gönüllerini açanlar diyorum Mevlamız. Medine-i Münevvere'nin yerlilerine gönüllerini açtıklarından dolayı, evlerini açtıklarından dolayı, bağlarını, bahçelerini bölüştüklerinden dolayı biz onlara ensar diyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye ilk geldiğinde ensar ile muhaciri kardeş ilan ettiler. Bu kardeşliği tesis eden sallallahu aleyhi ve sellemin Ensar ile Muhacir arasındaki kurmuş olduğu kardeş olanların adedi 300'e yakındır. Bunlardan bir tanesi örnek verdiğimiz için söylüyorum. Sad bin Rebi Abdurrahman bin Avf ile kardeş olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de malı mülkü yerinde olan Abdurrahman bin Avf her şeyi bırakıp Medine'ye hicret ettiğinde Medine-i Münevvere'nin yerlisi olan, kabile reisi olan, zengin olan Sad bin Rebi ile arkadaş olmuş, kardeş olmuş. Bu kardeşliğin neticesinde diyor ki Sad, Ya Abdurrahman şu arazi bunun yarısı senin, yarısı benim diyor. Diyor ki Abdurrahman ya Saad ben senin arazini alamam. Çünkü ben ticaret ile uğraşan birisiyim. Bağla, bostanla, hurmalıklarla ve bunların bakımı ile alakalı hiçbir bilgi ve malumatım yoktur. Bu senin işindir diyor. Saad bin Rebi yine kardeş olarak ilan edilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onları birbirleriyle kucaklaştırmış olduğu Abdurrahman'a dönüyor. Diyor ki bizim için sorun yok ya Abdurrahman. Sadece sen bu hurmalıkların suyunu taşıyıp bu hurmalıkları sulaman, bu hurmalıklarda benim vereceğim işi yapmanla yine bizim kardeşliğimiz ve ortaklığımız devam eder diyor. Saad bin Rebi'nin yanına Abdurrahman yaklaşıyor ve diyor ki Ya Sa'ad malın, evladın, zevcelerin, hanen senin için bereketli olsun. Bana ticaret yapacağım Medine-i Münevvere'deki tüccarların buluşmuş olduğu pazarı, çarşıyı göster diyor. Sa'ad Hazreti Abdurrahman'ın elinden tutuyor, Medine-i Münevvere'nin çarşısına götürüyor, tüccarlarla tanıştırıyor ve ileriki zamanlarda İslam ordusunun hazırlanması için en çok yardım edenlerden birisi Abdurrahman bin Af oluyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreç ile Evs arasında kurmuş olduğu bu kardeşlik yine Ensar ile Muhacir arasında kurmuş olduğu bu kardeşlik Bismillah İnnemel mu'minune ihvetun فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Müminler ancak ve ancak kardeştirler. İşte bu kardeşlik ruhu müminlerin bir anadan babadan Hazreti Adem ve Havva'dan gelmesinin yanında yine iman, İslam, birlikteliği ve kardeşliği çatısı altında müminler, Müslümanlar kardeştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbelerinde şöyle buyurmuştur. El muslimu ehul muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk yaptırdığı cami Küba mescidiydi. Medine-i Münevvere'ye hicret edeceği zaman Medine-i Münevvere'ye yakın bölgede bulunan Ranuna Vadisi'ndeki Küba Mescidi'ni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki kaldığı kısa müddet içerisinde orada bulunanlarla beraber inşa etmişlerdi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret edip de devesinin ilk çöktüğü yer Halid bin Zeyd Eyüp Sultan Hazretleri diye meşhur olan bölgemizde bulunan İstanbul'umuzda bulunan sahabi efendimizin evinin yakınındaki bölge o zaman başkasına ait bir araziydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve orada bulunan arkadaşları o araziyi satın aldılar ve oraya ilk Mescidi Nebevi'nin inşası başlamış oldu. 7 ay gibi kısa bir zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de çalışması, bedenen birebir çalışması ile o zaman Mescid-i Nebevi inşa edildi ve Mescid-i Nebevi'de bir cümle kapısı, bir sağ ve soldan giriş. Bu zamanda şu anda Cibril kapısı ve e, Babur dediğimiz rahmet kapısı ve arka tarafta da bir cümle kapısı vardı. O cümle kapısı e, Kıble Kudüs'ü Şerif'e baktığı zaman cümle kapısıyla kıblenin yeri değişmiş oldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 ay gibi bir kısa zaman diliminde yapılan Mescidi i Nebevi'nin yan tarafına kendisi için odacıklar yapılmıştı. Ve hanımefendileri de bu odacıklara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşınmış oldular. Yine Mescidi i Nebevi'nin içerisinde Ashab-ı kalacağı yani bazıları İlim, İslamiyet'i öğrenmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmıyorlardı. Bunlar evsiz, barksız sahabeler olduğu gibi iştiyak, istek ve arzu içerisinde olup da ben İslam dinini Peygamber aleyhisselamın ağzından çıkan her bir kelimeyi, her bir hadis-i şerifi, her bir ayat-ü beyinatı öğrenmeliyim arzusu içerisinde olan bazı sahabelerin kalmış olduğu Bunların adetleri 70 ile 400 arasında değişen ilk İslam medresesi, ilk İslam üniversitesi dediğimiz Ashab-ı Suffe diye bizim kitaplarımıza da yer edinmiş, bu isimle anılmış o şanlı sahabilerin, Ebu Hureyre'lerin yetiştiği o güzel müessese. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen Odacıklarının yan tarafında mescidin arkasına doğru bir bölümdeydi. Peygamber Efendimiz buradaki bulunan mevcut sahabilerin e, yiyimi, içimi ve onların e, yatıp barınması ile alakalı bütün hizmetleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birebir kendisi üstlenmişti. Medine-i Münevvere'nin ahalisi genellikle ticaret ile meşgul olan, ve hurmalıkları, bahçeleri bulunan yani ziraat ile meşgul olan insanlardı. Bunların getirmiş oldukları sadakaları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen ashabu süffeye dağıtır. Onların yemesi, içmesi ve ihtiyaçları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harcardı. Ve ashabu süffeden yetişenleri vaiz yani değişik bölgelerde e, görevlendirir. Onlar İslam dinini yaymada ve İslam dinini gelen kabilelerin ben kabileme İslamiyeti öğretmek için hoca istiyorum, öğretmen istiyorum diye Allah Resulü'ne müracaat eden kabilelere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Suffe'den yetişenleri gönderir ve onlar o bölgelerin Müslüman olmasında, ayat-ı beyinatın o bölgelere ulaşmasında muallimlik, hocalık yaparlardı. Mescid-i Nebevi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeleri irad ederken ayakta irad ederdi. Sahabe efendilerimiz bu durumu gördüğü zaman ne yapalım da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için hem sohbet ettiği, hutbelerini irad ettiği zaman topluma vakıf olabileceği bir ortam hazırlayalım diye düşündüler ve bir hurma kütüğünü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hutbe okurken üzerine çıkıp okuması için bir yükselti olarak kullandılar. Hicretin 8. yılına kadar üç basamaklı minber yapılana kadar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu meşhur hurma kütüğünü hutbe vermek için üstüne basarak çıkmış ve onun üstünde hutbe irade eylemişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de namaz vakitlerinde toplanan sahabilere namaz vakitlerinden önce bazen sonra Allah Resulü onlara vaaz eder, dini anlatır. Hutbe yine insanlara Allah'ın göndermiş olduğu ayeti kerimeleri açıklar izah ederdi. Mescid-i Nebeviye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sohbetini dinlemeye gelen, uzaktan gelen kişiler birebir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafına otururlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara özelden de nasihatler ederdi. Mescid-i Nebevi kullanım olarak bazen ve şavirhum fil emr yapılacak iş ve işlevlerin istişare edildiği bir meşvere meclisi örneğin Uhud'da Hendek'te ve diğer bütün ciddi olaylarda Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de bu istişarelerin yapıldığını görüyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ashab-ı Suffe gibi Ebu Hureyre'lere ders verdiği onlara eğitim verdiği bir dershane, bazen kendi aralarında sorunları olan iki topluluğun, iki milletin veyahut da karı kocanın kendi aralarındaki var olan sıkıntılarına cevap bulacağı bir adliye gibi, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sıkıntısı olan, ızdırabı olan, ihtiyacı olan bir insana kendi yanına geldiğinde ona yol göstereceği bir yardımseverlik örneğini sunacağı, onların elinden tutacağı bir iyilik mekanı merkezi olmuştur. Mescid-i Nebevi'de namazlar cemaatle kılınmaya başlanmış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk zaman dilimi içerisinde Hazreti Bilal'e "Es-salah, es Hadi namaza. Haydi namaza." diye seslenen Hazreti Bilal'in sesiyle İlk zaman diliminde namaz çağrısı yapılır olmuştu. Bu çağrıyı ilk duyanlar Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye gelirler. Ama uzakta olanların gelmesi bir hayli vakit alırdı. Cemaat bazen ikiye bölünür. Bazen ilk gelenler son gelenleri çok bekler olurdu. Buna bir çözüm bulunması lazımdı. Dolayısıyla bu bir cemaat ve cemiyetin oluşmasında bir çağrıya ihtiyaç olduğu anlaşılmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sonraki zaman dilimlerinde meşveret meclisi toplandı. Kimisi namaz vakitlerini bildirmek için çan çalınmasına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çan çalınması Hristiyanlara aittir buyurdular. Kimisi boru çalınmasına teklifini beyan etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere aittir bu dedi. Kimisi bayrak dikilmesine denildi. Derken bütün görüşler beyan edildi. Yüksek bir ateş yakalım denildi vesaire vesaire. Herkes görüşünü beyan etti. Yalnız meşveret meclisi karar alamadan ayrılmış oldular. Ertesi gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen Abdullah bin Zeyd isminde sahabi dedi ki ya Resulallah ben rüyamda Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayye ala salah, hayye ala felah, Allahu Ekber, la ilahe illallah bizim ezan sözcüklerimizi rüyamda gördüm dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hoşuna gitti. Dedi ki Bilal'e öğret de bu cümleler ile insanları namaza davet etsin dedi. Aynı rüyayı ezan okunduğu zaman koşup gelen Hazreti Ömer Efendimiz de görmüştü. Peygamber aleyhisselama gelip ya Resulallah ben de aynı rüyayı gördüm diye söylemişti. Kur'an-ı Kerim'de Bismillah ve ida nadeytum ile sala namaza çağrıldığınız zaman buyuruyor. Ezan İslam dininin nişanesi alametidir. Çok kuvvetli vacip hükmünde bir sünnettir. Dolayısıyla ezan okunduğu zaman hürmet edilmeli, saygı gösterilmeli ve hemen namaz için harekete geçirmeli, hazırlıklı olmalı ve camide, cemaatte buluşulmalıdır. Rabbim Celle Celaluhu ve Celle Şenuhu ülkemizde, vatanımızda, milletimizde bu ezan hassasiyetini hiçbir zaman eksik bırakmasın. Bir sonraki siyerine bir dersinde görüşmek ümidiyle Esselamu Aleykum ورحمه الله وبركاته